Selamlar arkadaşlar merhabalar e, bugünkü videomuz tek ve çift sayılar arkadaşlar e, PDF'i aşağıya bırakıyorum sen PDF'i alırsın e, beraber şekilde entegre şekilde ilerleriz e, hemen zaman kaybetmeden gelin başlayalım şimdi tek ve çift sayılar bir önceki videoda doğal sayılar tam sayılar rasyonel sayılar işte bu sayı kümelerini görmüştük doğru mu evet o sayı kümeleri sen daha e, daha da üzerinden tekrar ederek idrak ettin Şimdiki olay ne biliyor musun? Şimdiki olay e, çift sayı ve tek sayılar. Peki ne demek bu çift sayı ve tek sayılar? Şimdi arkadaşlar çift sayı dediğimiz olay ben burada tanımını da verdim zaten. Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından oluşan tam sayıya denir. Peki birler basamağı dediğim olay ne? Ya yani mesela sayı bu, bu şekilde duruyor ya. Bunlar işte bir basamakta arkadaşlar. Atıyorum ben sana 25 ifadesini verdim. 25 ifadesi kaç basamaklı? 1, 2 basamaklı Doğru mu? Bunun birler basamağı ne? Burası. Onlar basamağı burası. Birler basamağı 5. 5 ise tek mi? Çift mi? Hayır. Tek. Neden? Çünkü çift olması için bu 5 yerine 0, 2, 4, 6 ya da 8 olması lazımdı. Atıyorum. 20 dedim ben buna. Şimdi bunun birler basamağında ne var? 0. Çift sayı mı? Evet. Çünkü e, birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olursa çift sayı diyoruz buna. Tamam mı? E, rakamların olsun. tam sayıya deniyor. E, eksileri de var arkadaşlar yani şu şekilde e, bu eksi 20 oluyor ya eksi 20 de çift sayıdır tamam mı tam sayı olduğu için kümesi ve doğal sayılar olduğu için hem sıfırdan sonsuza kadar gidebiliyor hem de negatiflerde olabiliyor yani iki çift sayıysa eksi 2 de çift sayı 4 çift sayıysa eksi 4 de çift sayıdır tamam mı arkadaşlar ve bunun çift sayıların tanımını daha da e, düzenli hale getirirsek kolay hale getirirsek ne diyoruz? Yani 2'ye tam bölünen sayılardır. 20. 2'ye tam bölünür mü? Bölünür. Ben sana örnek vereyim buradan bak. 36. Çift mi tek mi? Çift diyeceksin. Çünkü sonu 6 ile bitmiş. 0, 2, 4, 6, 8 ile. Peki eksi 48. Çift mi tek mi? Çifttir. Neden? Çünkü sonu 8 ile bitmiş. 0, 2, 4, 6, 8. Ee, eksi 6. Çift mi? Evet çift. Çünkü birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından oluşuyor. O zaman sen şunu genelliyorsun. Çift sayılar dediğimiz olay 2n şeklinde yazılan sayılardır. 2n dediğimiz ifade ne? Yani eksi 6n kaç olur? Eksi 3. Anlatabildim mi? 2'ye bölünebilen sayılara çift sayılar deniyor. Peki gelelim tek sayılarda muhabbetine. Tek sayılarda muhabbet çift sayıların haricinde şu 0'dan 9'a kadar rakamlar vardı ya. Ben size rakamları söylemiştim. O rakamlarda bunlar 0, 2, 4, 6, 8'i alırken... Tek sayılarda birler basamağı 1 3 5 7 9 rakamlarından oluşan tam sayı deniyor. Ben sana buradan eee 41 sayısını verdiğimde sonu kaç? Birler basamağı 1. İşte bu tektir. Ya da ben sana 8763 ifadesini verdiğimde sana soruda hangisi tek sayıdır dediğinde hemen sonuna bakıyorsun. Bak sonu ne? 3. O zaman tek sayı. 1 3 5 7 9. Eğer 3 değil de 4 olsaydı çift sayı olacaktı. Bunu unutma. 1 3 5 7 9 olacak. Eksi de olabilir, artı da olabilir. Rakamların oluşan tam sayı deniyor. Ve kısa olarak tabirine ikiye tam bölünemeyen sayılar. Atıyorum. 787. Bak 787 de tek bir sayıdır. Çünkü sonuna birler basamağı 7 ile bitmiş. Bu ifadelerden biri bitmesi tek sayı. Eksi 915. Tek bir ifadedir. Tek sayıdır. Bak, eksi de var, artı da var. Eksi 5, eksi 3, eksi 1. Bak burada mesela 0 çift sayı. Burada 0 yok. Çünkü birler, birler basamağı 1, 3, 5, 7, 9 da bitmesi lazım. Peki buradaki formül yani dediğimiz şu 2n çift sayılarda 2 de burada ne? Buradaki ise 2n-1 formüldür arkadaşlar. Yani sen buraya 3 verdiğin zaman n'e 3 kere 2, 6, 1 çıkardım 5. Tek sayıları bulursun. 1 verirsin 2 kere 2, 1 çıkartırsın 1. Burada da çift sayıları bulursun. 2n'de burada da 2n-1 tek sayıları bulur sun. Yani tek sayı ve çift sayı muhabbeti buymuş. E, kulasa kısaca bir özetle toplarsak çift sayılar ikiye tam bölünebilen sayılar ve birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olacak. Bak bunu unutma 0, 2, 4, 6, 8'i bütün soruları yaparsın testlerde. Mesela adam şöyle büyük bir rakam sallıyor. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 22, 4 diyor. Şimdi bu sayı çift midir tek midir diyor şıklarda. E sen bunu ne yapacaksın? Nereden bulacaksın? Hemen sonuna bakacağım. birler basamağı. 4 ise çift sayı. 3 olsaydı tek sayı atıyorum. 1, 3, 5, 7, 9, 0, 2, 4, 6, 8 diye. Bunun eksilisi de e, çift sayı ya da tek sayı olabilir arkadaşlar. Eksi kümesi de e, sağlar. Hem doğal sayı hem de tam sayı sağlar. Şimdi gelelim tek ve çift sayı öğrendikten sonra tek ve çift sayılardaki işlemlere. Zaten KPSS'de de bunlara daha çok ağırlık verilir. Şimdi... Şöyle bir yaptık çünkü sorularda da bunları yanımıza getireceğiz. Şimdi şunu söyleyelim. Biz iki tane çift sayı olduğunu düşünelim. İki tane çift sayının toplamı neye eşitmiş? Çift sayıya eşitmiş. İki tane çift sayının bir çift sayıdan bir çift sayıya çıkardığın zaman yine çiftmiş. Peki biz bunları ezberlememiz mi gerekiyor? Yo hayır ben de ezberle bilmiyorum. Ne diyoruz? Şimdi bak adam ne demiş? Çift sayıyla çift sayının toplamı çift sayıdır. Hemen çift sayı ver. Çift sayı bak. Çift sayıya 2 veriyorum. 2 çift sayı değil mi? 2 artı 2. Ne geldi? 4. 2 ile 2'yi topladım çift sayı geldi mi? 4 geldi. Şimdi 2 eksi 2. Çift sayıdan çift sayı çıkardım 0 geldi mi? Geldi. Şimdi bak aşağı bakalım tek artı tek diyor. 2 veremem. Teke ne verebilirim? 1 vereyim. 1 artı 1. 2. Çift geldi mi hakikaten tek artı tek? Hakikaten çift geldi. Tekten tek çıkardığın zaman çift. Çıkartalım. 1 eksi 1 0 gerçekten de çift. Tekle çifti topladığın zaman teke 1 çifte 2 vermiştim. 1 artı 2 eşittir 3. Hakikaten tek geldi. Tekten çift çıkardığım zaman bak 1 eksi 2 yapıyorum. 1 eksi 2. Eksi 2 daha büyük olduğu için çıkarıyorum. 1 eksi işaretini alıyor tekrardan yine eksi 1. Şimdi bura tek değil mi? Evet eksi ifadesi de tek. Bak bu sana verilen ifadeyi ezberlemene hiç gerek yok. Şimdi sana sorularda soracak. Çift artı çift. Ee, neye eşittir te, çift eksi çift neye eşittir diye. Sen bu çift artı çifti ezberlemeye gerek yok. Direkt değer veriyorsun. Bak ben 2 verdim çift sayılara. Tek sayıda 1 verdim. Hepsini işlem olarak yaptım. Çifte çifti topladım 4 geldi. Çiftten çifti çıkardım 0 geldi. Tek sayıyla tek sayı topladım 2 geldi. Tek sayıyla tek sayı çıkardım 0 geldi. Çift geldi. O zaman bak şu eğer ezberleyeceğim diyorsan da şu şekilde ezberleyebilirsin. Eğer sana şöyle bir ikili ifade verdiysen yani ikisi de aynıysa bak burası çift 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 şu iki toplamanın ifade de aynıysa tek 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 tekse sonuç her zaman çifttir. Bak gördün mü sonuç her zaman çifttir. Eğer ikisi de aynıysa aynı şeyden ise çift, çift 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 tek 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 aynıysa çifttir. Eğer ikisi de biri farklı biri tek biri çiftse bunun sonucu da arkadaşlar teke eşittir. Bunu da hani ezberlemek istiyorsan da ezberle ama ezberlemene de gerek yok. Hakkında istersen böyle kalsın. İstersen zaten if şey istediğin değeri verdiğin zaman çıkması lazım bunların. E, kafadan öyle yapıp çift artı çiftin toplamını bunları bulabilirsin. Ama ezberleyeceksin ha dediğim gibi şu e, ikisinin aynıysa ikisi de bunlara çift. Sonuç çift çıkar her zaman ikisi de aynıysa. Ama birisi bile farklıysa sonuçta tek çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi bir de toplama çıkarmanın haricinde çarpma ifadesi var. Yani adam diyor ki çiftle çifti çarptığında çift çıkıyormuş. Ee, direkt hemen ben o zaman hemen direkt değerimi yapıştırıyorum yine. 2 ile 2'yi çarptım. 4. Çiftle çifti çarptım çift çıktı mı? Hakikaten çift çıktı. Tekle çifti çarpıyorum. Teke 1 demiştim. Çifte 2 demiştim. 2 çarpı 1 2. Hakikaten tekle çifti çarptığında çift geldi mi? Geldi. Tekle teki çarptığında tek geliyormuş. 1 çarpı 1 eşittir 1. Hakikaten tekle teki çarptım ve tek geldi. Burada olay ne? Bu çarpmada sadece tek çarpı tek tektir. Diğerleri çifttir arkadaşlar. Bunu da kafanda istersen tutarsın. Tutmazsan da ne yaparsın? Değer verirsin. Bu senin için ben çok zor bir durum, zor bir olacağını düşünmüyorum. Peki bu çarpma işleminde de böyle bölme işlemi var mı? Şimdi top şöyle t bölü ç ne ya da ç bölü t ne diye. Arkadaşlar tek ve çift sayılarda bölme işlemi olmaz. Neden? Çünkü tek ve çift sayılar dediğimiz gibi tam sayı ya da doğal sayılara özgüdür. Tam sayı ve doğal sayı doğal sayıya özgü. Eğer böyle olursa atıyorum çift ben 2 verdim. Teke 3 verdim. 2 bölü 3. Bu ne? Bir rasyonel ifade. Rasyonel ifadeler e, tek veya çift belirtmez. Bunu bak sorularda da göreceğiz. Adam işte e, bize tanım kümesi vermeyecek bazı durumlarda. Şimdi şöyle tanım kümesi vermeyecek. İşte atıyorum şöyle şu ifadeyi verecek. X artı 5 tekdir tektir diyecek. 17'dir diyecek. Yara tektir diyecek. Sana e, tanım kümesi vermeyecek. E, sen şimdi burada ne yapacaksın? Tanım kümesi vermezse x hakkında sen bir şey söyleyemezsin. Tamam mı? Tanım kümesi vermediğinde sana doğal sayı yara tam sayı dediğinde x hakkında bir şey söyleyebilirsin. Sen burada x hakkında e, tanım kümesi vermediğinden dolayı e, ifade olarak bir şey diyemezsin. Rasyonel de olabilir. irrasyonel de olabilir. Tamam mı? Tanım kümesi çok önemli. E, bölme işlemi de e, tek ve çift sayıda olmaz arkadaşlar. Tam sayı ve doğal sayı olduğu için rasyonel ifadelerde olmaz. Zaten sorularda bunu göreceğiz tamam mı? Şimdi gelelim bir de bunların üst muhabbet olayları var tamam mı? Onları da hallettik mi zaten sen KPSS'de tek ve çift sayıları konu olarak halledeceğini düşünüyorum. Şimdi bir de üslü ifadeler var. Üslü ifade dediğim olay nedir arkadaşlar? Üslü ifade dediğim olay şu şekilde. Atıyorum şurada mesela diyor ki adam çift sayının eninci kuvveti çifttir. Ben hemen bir çift sayı seçiyorum. 2. 2'nin karesini aldım. 2'nin karesi dediğim olay ne? Bak 2'nin karesi dediğim olay şu yukarıda kaç yazıyor? 2. Yani bunun anlamı şu 2 yazıyor ya. Şu alttaki ifadeyi bunun kadar çarp diyor. 2 çarpı 2. Burada 2 tane var ya bunlar 2 tane çarp diyor. Çarptım. Sonuç ne geldi? 4. Mesela burada 2 üzeri 3 yazsaydım ne olacaktı? 3 defa yaz, çarp diyecekti. 2, 2, 2. E çarptım. 2 çarpı 2, 4. 4 çarpı 2. 8. Şimdi buradaki olay ne? Diyor ki çiftin hangi kuvvetini alırsan sonuç çifttir diyor. N. N de doğal sayı olmalı. Doğal sayı neydi? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gider. Doğru mu? 2'nin karesi. Çiftin karesi çift. Çiftin tek sayısı 3 var. Yine çift. Demek ki çift sayılarda arkadaşlar hangi sayıyı alırsak alalım doğal sayılarda sıfır hariç çift çıkıyor. Peki sıfır neden hariç? Şimdi 2 üzeri sıfır olsaydı ne olur? Sonuç 1 çıkardı. Bir sayının sıfırıncı kuvveti arkadaşlar daima birdir. 8 üzeri sıfır. Bir. İstediğin kadar bir sayı olsun. Üzeri sıfırsa bunun sonucu birdir. Tamam mı? Yani o zaman çift sayılarda en doğal sayıysa zaten doğal sayı olmak zorunda. Yoksa diğerine çift ve tek aramazsın. Doğal sayı olduğu zaman sıfırdan başlayacak sonsuza kadar gidiyor ya doğal sayı. Burada demek ki sıfır haricinde diğerlerin hepsi çiftmiş. İstisna not o zaman. Not yazdığımız zaman eee çift sayının çift sayının sıfırıncı kuvveti sıfırıncı kuvveti tek sayıdır. Bak. Peki burada bir istisnai durum varsa bunu sınavda sorma ihtimalleri de yüksek değil mi? Evet kral bunu sınavda sorma ihtimalleri daha yüksek diğerlerinin nazaran anladın mı? Çünkü burada istisna var. Bak istediğin sayının bir çift sayı ver. İstediğin çift sayının kuvvetini al. 5 olsun, 6 olsun, 7 olsun. Her zaman çift çıkacaktır. Adam sana soruda soracak. Atıyorum çift sayı 4. Diyecek ki 5765. Bunun bu çift mi tek mi? Direkt çift diyeceksin. Çünkü aşağısı çift. Burası çiftse bunun ne olduğu hiç önemi yok. Sadece sıfır ve negatif olamaz. Tamam mı? Sıfır olursa tek gelir. Peki negatif olursa ne olur? Atıyorum 250 eksi 2 olsa ne olur? Şimdi 200 ile 24 ya arkadaşlar. 200 başa eksi geldiği zaman biz bunu 1 bölü 4 şeklinde çeviriyoruz. Eksi olduğu zaman. Tamam. mı? O yüzden eksi burada da e, tek ve çift ifadesi rasyonel sayı olduğundan dolayı aranmaz. Buradan anlaşıldık mı hem fikir olduk mu? Süper çok iyi. Burada hem fikir olduk. O zaman çift sayılar diyeceğimiz şeyden neymiş? Çift sayının sıfırıncı kuvveti, tek sayıymış. diğer kuvvetleri çiftin e, doğal sayısı yukarısı daima çiftmiş. Doğal sayı değilse negatifse zaten burada bir şey aranmazmış. Aynı şekilde tek sayılara gelelim. Tek sayılarda da en doğal sayı olmalı. Atıyorum tek sayı ben sana 3'ü verdim. 3'ün karesi. Ne arkadaşım? 3 çarpı 3 eşittir 9. Tekin karesi tek mi? Tek. 5'in karesi. Ne geldi? 5 çarpı 5. 25. Bak buranın burası doğal sayıysa her türlü tek oluyor zaten. Atıyorum. 1'in ee, karesi 1'in karesi 1 çarpı 1 yine sonuç 1 çıktı gördün mü burada 0 e, olsa da atıyorum 5 üzeri 0 bak yine 1 yine tek burada bir istisnai durum sadece yine negatif olursa ben sana 5 üzeri eksi 2 dediğinde ne olacak normalde bunun çarpımı 25 eder 5 beş çarpı 5'ten ama eksi olduğu için 1 bölü 25 ve burada da rasyonel olduğu için ifade burada teklik arayamazsın arkadaşım peki burada bir genelleme yaparsak ne oluyor ee, tekin ee, kuvveti ha, daima tekmiş. Bak buraya istersen 1 ver, istersen 2 ver, istersen 3 ver. Ene. Doğal sayı olacağı için daima Tek'in kuvveti tekmiş. Yani şurada adam sana e, 3 üzeri 7897 635 dediği zaman sen bu ifadeye ne diyorsun? Tek diyorsun. Neden? Çünkü aşağısı tek. Ve yukarıda bakıyorsun. Sıfır ya da negatif bir sayı var mı? Hayır bu negatif mi değil, sıfır mı değil. O zaman tek. Sıfır olsa da tek olur burada. Yani bizim buradaki tek ve çiftte bakacağımız olay şu aşağısı. Aşağısı ve üstü ifadeye hemen bir e, göz gezdirmemiz olacaktı. O zaman not e, dediğimiz zaman tek sayılarda. Ha belki şu da olabilir bak. Adam sana e, şunu da diyebilir. Eksi 3'ün küpü. Eksi 3'ün küpü ne? Eksi 3 çarpı, eksi 3 çarpı, eksi 3. Üç. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptım. 9. 9 çarpı, eksi 3, eksi 27. Bu da tektir arkadaşlar. Tamam mı? Eksi ifadeyi de verebilir. Burada da aynı şekilde. Adam sana eksi 2'nin karesini verebilir. Şu şekilde. Eksi 2'nin karesine eksi 2 çarpı eksi 2. E, e, 2 ile 2'yi çarptım 4. Eksiyle eksi ile eksi'yi çarptım. Artı. Artı 4. Bak bu şekilde de tek e, eksili de verebilir. Sonuç eksileden e, bu çift sayının e, kuvvetlerinden çok fazla tek. Yani şu işte çift sayısı arkadaşlar 2, 4, 6, 8 zaten siz de biliyorsunuz ki ifade pozitif çıkar çünkü iki defa çarpıyoruz ya negatif negatif pozitif oluyor. Burada da aynı negatif sayılar da çıkabilir tamam mı? Eksi 3 olabilir. Ben sana çünkü tek ve çıktı sayının negatif olduğunu da söylemiştim. Eksi 3'ün küpünü sorar. Eksi 27 de çıkabilir. Bu da tek olur. O zaman ne diyoruz? E, ee, tek sayı, negatif sayılar ve tek sayıların tamamı e, kuvvetlerin tamamı tektir arkadaşlar. Tamam mı? Tek sayılarının tek sayıların kuvvetleri Alındığında yine de tektir arkadaşlar tamam bu ne istisnai durum üst kuvveti şuraya da bir not daha yazalım mı üst kuvvet üst kuvvet dediğimiz olay şu yukarısı üst kuvvet üst kuvvet negatif olmayacak negatif olmayacak tamam. Burada da ise üst kuvvet sıfır ve negatif olursa, negatif olursa hiç aramıyoruz, sıfır olursa tek oluyor tamam mı? Burada da üst kuvvet negatif olmayacak. Gel şimdi sorularda pekiştireceğiz. Sakin ol ya sakin. Öğreneceksin kafan karışıyor olabilir çünkü baya bir konu var. Bunları yavaş yavaş, bir insan, insan beyni yavaş yavaş öğrenir. Gelelim birinci soruya. Aşağıdakilerden hangileri tek sayıdır? Birinciyi vermiş 25 üzeri 13 artı 9 üzeri 87. Peki bu tarz soruda ne yapıyorsun? Bu tarz sorularda önce şuralara bakıyorsun. İlk ifadelere baktım tamam mı aşağı. 25 nasıl bir ifade? Tek ifade. Neden? Birler basamağında 5 var. 9 tek bir ifade. Birler basamağında 9. E bu tek ifadesi üstünde ne olduğu eğer negatif değilse benim için önemli mi? Hayır. 13 ve 87 var. Kapattı. Negatif değilse sorun yok. 25 artı 9. Topladım. 25. Buradan 5 aldım. 30. 34. 34 nasıl bir sayı? Birler basamağı 4. 0, 2, 4. 6 8'den oluşuyor o zaman çift sayı. 2'ye bölünüyor 17 geliyor. O 2'ye bölündüğü için de çift sayı diyebilirsin. 36 üzeri 8 eksi 12 üzeri 16. Aşağıya bakıyorum. Çift çift 36 çift 12 çift. Üzerinde 8 var. Çiftin e, 0 ya da negatif olmaması lazım. Onun haricinde hep çift gelir değil mi? 0 mı negatif mi ikisi de değil. O zaman normal işlemimi yapıyorum arkadaşlar. 36'dan 12 çıkardığım zaman 24 gelir. Tamam. Şimdi aşağı geliyorum. 6'ya baktım. Burası çift. Üstü negatif veya sıfır mı değil. Buraya geldim. Tek. Üstüne baktım. Üstü negatif. Üstü negatifse ne diyorum? Bir şey denemez arkadaşlar. Daha demin ne dedim? 5 üzeri eksi 2. 1 bölü 25 bu ifade. Bu ifadeleri teknik çiftlik aranmaz. Burası çift olsa bile sorun değil. Bir ifade tekse yani bu bir şey diyemiyorsan yukarısı eksili bir ifade ise buna bir şey diyemezsin zaten. Direk hemen şıklarda eleyebilirsin. Burada ne var peki? 8 üzeri 3. 8 çift. Doğru mu? Üstü ne? 3 üstü pozitif. Yani sıfırdan büyükse sıkıntı yok. Negatif değil sıfırda değil. 2024. Burası ne? ne? E, normalde çift. E, üzerinde ne var? E, sıfır ya da negatif olmaması lazım diyorum. Ben negatif değil sıfır. E sıfırsa bir sayının sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? 1. E burada da 8 var. 9. Ne oldu bu? tek sayı olmuş oldu. Bak buna bir şey diyemedik. Burada da sıfırıncı kuvvet vardı tamam mı? Önemli çok önemli bu sıfırıncı kuvvet. Burada istediği 5875 bile yazabilir. Sıfırıncı kuvvet olduğu zaman e, direkt 1 diyorsun. 1 artı 8 Tekle de çiftin toplamı 9 yani tek sayı. Burada negatif olduğu için bir şey diyemiyorsun. Burada 36 eksi 12 Üstten normaldi. Çıkardık 24 bulduk. Burada da 25 artı 9 topladık. 30-34 geldi çift sayı geldi. O da 24 de çift. Buna bir şey diyemiyoruz. O zaman sadece dört ifadesi tek sayı iyiymiş. Hemen ikinci soruya geçelim. Daha dur daha hızlanacaksın. Anne şimdi bir de aşağıdaki hangisi çift tam sayıdır? Aynı mantık burada da devam ediyor arkadaşlar. Bakıyorum burası tek tek. E, yukarısında bir bozan durum var mı? Negatiflik durum yok. İfade bak çarpım ama. Unutma buradaki ifade neyse. 3 çarpı 5 15. 15 nasıl bir ifade? Tek. Çünkü birler basamağında 5 var. Hemen geldim buraya. 2 üzeri 85. 2 çift üstünde bir çift durumu bozan durum var mı? Negatif ya da 0 yok. 4 de çift negatif ya da 0 yok. 1 ne tek. Üzerine negatif yok. Topluyorum. 2 artı 4 artı 1. Ne geldi? 7. Yok 6 geldi. 7 gelmiş tek. 2, 4 daha 6, 1 eşittir 7. 7 ne geldi? 7 tek mi arkadaşlar? Evet tek. Diğerine bakalım. 2 üzeri 98 çarpı 7 üzeri 315 eksi 3. 2 üzeri 98 çift mi Rafık? Aynen. Üstünde bir ifade yok. Artık hızlı hızlı geçiyorum. Burada da 2 çarpı 7 var. 14 eksi 3. 11 değil mi? 2 çarpı 7 14. 3 çıkardım 11. Peki 11 tek mi çift mi? Tek. Sonu 1 ile bitiyor çünkü. Hemen geldim Rafık. Buraya bakalım. Şimdi 13 üzeri 47 ve 17 çarpı eksi 17 üzeri eksi 5 çarpı. Şimdi çarpı ifadesini direkt çarpacak mıyım? Hayır. Neden? Çünkü bunu bir şey diyemem. Çünkü 17 üzeri eksi 5 var. E, negatif sayı varsa bir şey denemez Rafık bak. Bir şey denemez. Negatif sayı varsa üstte tek de çift de hiç fark etmez. Hiçbir şekilde bir şey diyemiyoruz. Geldim 8 çarpı 213'e. Çift mi? Üzerinde bir sorun var mı? Yok. 8 çarpı 2 artı 4. 8 çarpı 2 ne? 2 kere 8 16 artı da 4 burada var 20. Peki 20 nasıl bir sayı? Çift. Sonu ne? Sıfır. Ondan dolayı çift. Tamam Buradaki negatif sayıya dikkat ediyorsun Rafık. Hemen geçtim. Tabii geçerken bazı kopukluklar yaşanabiliyor. X tek tam sayıdır diyor 3. soruda. Peki bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Şimdi bu tarz sorularda X tek tam sayıdır diyor. Sonra öncüler vermiş ve hangilerinin e, sana tek tam sayı olduğunu söylüyor. Şimdi X tek tam sayıysa Bak tek değil mi x? Ben x'e 1 veremez miyim? x eşittir 1 diyemez miyim? Çünkü tek tam sayı ya 1 de olabilir, 3 de olabilir, 5, 7, 9 de olabilir. Tamam. 1'i geldim verdim. Hangileri tek tam sayıdır diyor. 1 üzeri 5 artı 1 üzeri 3. 1'in 5. kuvveti 1'dir. 1'in 3. kuvveti de 1'dir. 1 bir çarpı 1 geliyor ya. 2 geldi. 2 ne peki? Çift sayı. Geldim buraya. x eşittir 1. Bak normal denklem. 3 çarpı 1'in küpü bir, bir çarp istersen birin sonsuz kuvvetini al. Yani istersen birin kaçıncı kuvvetini alıyorsan al sonuç yine bir değil midir? Evet. 3 çarpı 1 artı 4 çarpı 1 artı 1. 3 çarpı 1'den 3, 4 çarpı 1'den 4, 7. Bir de 1 buradan geldi 8. Çift. Bak, birin, istersen birin dördüncü kuvveti 1'dir. Birin beşinci kuvveti de 5, 1'dir arkadaşlar. Hangi kuvveti alırsan al. Aynı aşağıya geliyorum. 6 çarpı 1'in karesi 1. 6 kere 1, 6 eksi 4 çarpı 1 eksi 1. 6 kere 1 6 eksi 4 çarpı 1 eksi 4 çıkardım 6'dan eksi 4'ü. 2 geldi değil mi? 6'dan eksi 4 çıkardım. 2 geldi. Eksi 1 de burada var. 1 geldi. Tek. Bak 6 kere 1 6. 4 çıkardım. 2 kaldı. 2'den de 1 çıkardım. 1 kaldı. Bu tekmiş. Şimdi buraya geliyorum. X üzeri 77 diyor. Direkt zaten hangi kuvvetini alırsan 1. 1 eksi 3 diyor. E buradan da 3'ten 1'i çıkardığım zaman 2 geliyor. Bir de başına eksi geldim. Eksi 2 olayı gelmiş oldu. Eksi 2 ne peki? Çift arkadaşlar değil mi? X üzeri 16 artı 2. E hangi kuvvetini alırsan al. 1 artı 2 eşitliği 3. 3 neymiş o zaman? Tekmiş bir. Hangileri tek tam saymış? Yani 3 ve 5. Bak x tek tam sayıdır dedi. Hemen değeri yapıştırdım hangileri tek tam sayıdır ifadesinin sonucunu bulmuş oldum ha. Dersin ki ben böyle yapmayacağım. E tamam böyle yapmayacaksan şunu yapacaksın. Hemen getiriyorum. Tık bu şekilde. Bu yapmıştık ya en başta. X tek tam sayı mı? Tek artı tekin toplamını çift. Gerçekten de çift çıktı mı? Evet. Peki burada ne? Şu 4 ifadesi çift değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü başında 4 var. Hani ikiye bölünebilen her şey çift tam sayı dedik ya. 4 ile çarptığın zaman 2'ye bölünebilen ifade oluşur. Bak x'e 1 koy 4, 2 koy 8, 3 koy 12, 4 koy 16. Yani bunlar hep 2'nin katı olacağı için bu e, başında 2'nin katı ifadesi varsa 2'ye tam bölünebileceği için çift sayı diyorsun. X'in ne olduğu umurumda bile değil. Hemen çiziyorum. Mesela burada bu direkt çift. E burası e, tek olacak zaten. Tek artı çift. Bak hemen buradan bak. Tek normalde ama bir de artı 1 var. O yüzden çift geliyor. Normalde şu ifade tek ama artı 1 var bir de. O yüzden çift gelmiş oluyor. Aynı mantıkla şurayı da yapabilirsin. Tek artı. Bak burası x üzeri 16 tek değil mi? Tek artı çift. Sonuç tek geldi. Bak burada da tek artı çift. Sonuç tek geldi. 1 artı 2 eşittir. 3 demiş olduk. Bu şekilde yapabilirsin. Bak şu da çift. 6 olduğu için başında bu ifade de çifttir arkadaşlar. X'in ne olduğunu bilemezsin burada. Tek de olabilir çift de olabilir diye sana sorularda soracaklar. Şu an X'in tek olduğunu söylemiş ama diğer sorularda böyle pek fazla verecekler. Biz onu bilemeyeceğiz. Ama bunun çift olduğunu biliyorum. Başında 6 olduğundan dolayı. Bunun da 4 olduğundan dolayı çift olduğunu biliyorum. Tamam mı? Başında çift sayı varsa katsayı olarak o çift sayıdır. Gelelim e, bu soruya. Dördüncü sorumuzda ne varmış arkadaşlar? E, X'in çift olduğunu söylemiş. Y ve Z'nin ise tek sayı olduğunu söylemiş. Aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? Şimdi hemen şuraya hemen yazıyorum rahatlık. Bak. X çift. Y ve Z tek. Doğru mu? Doğru. Şimdi buradaki olay aslında basit ama e, şey biraz dikkat etmek lazım. Teferruatlı. Şimdi X'in çift olduğunu biliyoruz değil mi? X çift. Peki Y'nin tek olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Ama 2 ile çarptığın için burada 2 ifadesi olduğu için bu da çift oluyor. Doğru mu? Daha demin konuştuk ya. Başında kaç sayı olarak e, 2, 4, 6, 8 gibi yani 2'ye bölünebilecek sayılar varsa e, ne oluyor buna? çift olmuş oluyor zaten. Şurası tek de olsa çift de olsa fark etmez. Çift çift burası ne? Tek. Peki sorarım sana. Sen ezberlemeden de biliyordun. Hemen çifte iki değer ver. Çift artı çift dört. Ee, tek, teklere bir verdiğin zaman beş. Peki burası çift oldu mu? Hayır. Tek sayı oldu. Bak değer ver. Ben hemen mesela değeri yapıştırdım. X'e iki. Y'ye bir. Z'ye de bir dedim. İki geldi. Y'ye bir. İki kere iki dört. 2 kere 1 yaptım ya. 2, 2 de buradan geldi 4. Bir de buradan geldi 5 tek sayı. Peki geldim buraya. Buradaki olay ne? Y1 üzeri Z bir üzeri bir mi diyeceğim? Hayır arkadaşlar. Diyemezsin. Çünkü neden? Ben bunu da 7 verdim ama kafamdan verdim. Neden? Çünkü tanım kümesi vermemiş ki adam. Adam tanım kümesi vermemiş. Tanım kümesi dediğim olay ne? Tanım kümesi dediğim olay hani e, doğal sayı, tam sayı, rasyonel ifade. Bu şekilde bu ifadeler e, tanım kümesidir. Yani adam bana x'in pozitif, y'nin z'nin negatif ya da tam sayı doğal sayı olduğunu söylememiş ki. O zaman ben şunu da z'yi ben z'yi eksi 5 de alabilirim. Eksi 5'i tek sayı değil mi? Evet. E, bak o zaman gel. E, Y'yi 3 aldım. 3 üzeri eksi 5. Bu ne negatif? Buradan bir şey bilemezsin. Bir şey denemez. Yani bunu direkt elemen lazım kafadan. Çünkü eksi de olabilir. Bak tanım kümesi vermemiş. Her zaman İlk videomuzda da söylemiştik. Tanım kümesi çok önemli arkadaşlar. Tanım kümesi olmazsa ne olacak? Hiçbir şekilde olmaz. O yüzden önce tanım kümesine kesinlikle bakacaksın. Tanım kümesi yok. O yüzden burası bir şey denemez. Aşağı geldim. Direkt bak. Burası e, 2x ya. Direkt buraya hemen çiftlerin değil mi? X'in ne olduğu önemli değil. Başında 2 olduğu için. Evet. Direkt buraya da hemen e, çift artı tek olduğu zaman. Bu şimdi tek. E bir de 3 var. E, çift artı tek. Hemen kafana getir. Çift 2 ver. Teke 1 ver 3. Tek geldi mi? Geldi. Tek sayı tek sayıdır oldu. Ama bak şöyle bir şey de var. Şimdi hemen şunu da getiriyorum yanına. Şimdi z'ye tek sayı dedi doğru mu? Evet 3z artı 2x. x çift. Şimdi bak burada sakin şekilde bak. x çift z de tek. Tek artı çift eşittir tek. Gördün mü? Yine aynı mantık buradan da. İstersen ezberle istersen ezberle. Ben ama her zaman şu 1 ile 2 hakkında tutarım. Ezberlemeden hemen yazarım. Şimdi buraya geldim. X çarpı Y artı Z ifadesi bize ne gösteriyor derim. Şimdi X ifadesinde arkadaşım çift doğru mu? Evet Y ifadesinde peki? Y ifadesinde? Ha sesin geldi buraya biraz. Daha demin gelmemişti. Şimdi Y tek. X çarpı çiftle teki çarptığın zaman ne gelir? Bak çifte 2 ver hemen. Teke bir ver, iki geldi. Bak hemen buradan da göstereyim. Ben bunları ara ara göstereceğim sana. Bir yere kaçmak yok, sıkılmak falan yok. Bunlar çok önemli. Vallahi çok önemli. Bak KPSS'de çok önemli çıkıyor. Tek çarpı çift. Bak burası burası çift, burası tek. Tek çarpı çift neymiş? Çift. Hemen çifte iki ver, teke bir ver, çift. E şimdi çift artı. Orası çift geldi. Z ne peki? Z tek sayı. E çift artı tek. Hemen burada. Çifte iki ver, teke 1 ver. 3. Bak hemen tek sayı çıktı. Çift artı tek gördün mü? Tek. O zaman burası tek sayı. Geldin aşağıya. Y artı Z. Y tek sayı. Z de tek sayı değil mi? Tek artı tekin toplamı ne? Hemen şurada bakalım. Tek artı tek. İkisi de aynıysa. Sonuç ne demiştik? Çift demiştik. O zaman çift. Ha baktın şey değil. Hemen sayı olarak kafanda kur. Tek. Teke bir ver. Buna da bir ver. Eşittir iki çift sayıdır. Bak buradaki e, bu sorudaki önemli e şıkkı cevap da buradaki sorudaki önemli Ayrıntı neydi? Nüans neydi? Bu y üzeri z ifadesi. 3 üzeri eksi 5. Şunu tanım kümesi vermemiş. He, adam bana deseydi bu ifadeler pozitif tam sayılar ya da negatif tam sayılar falan deseydi bir şeyler söyleyebilirdim. Pozitif tam sayı, negatif tam sayı diyebilirdim. Ama burada hiçbir şey demediği için ben direkt bunun hani z eksi 5 de verebilirim değil mi? Eksi 5 de tek sayım. Evet o zaman bir şey e, üzeri eksi 5 olduğu zaman bir sayının üstü olduğu zaman biz ne diyorduk? Rasyonel olacağı için bu ifade e, tek ve çiftlik aranmayacağını söylemiştik. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Ee, A, B ve C tam sayıdır demişiz. A çarpı B'nin eşittir 2C-3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi burada e, önemli olan ayrıntı, nüans ne peki? Şu. A çarpı B'nin 2C-3'e eşit olması. Sen biliyorsun başında 2, 4, 6, 8 olduğu zaman burası çift. Doğru mu? Evet. Çiftten tek çıkardığın zaman sonuç ne olur? sonuç tek olur. Doğru mu? Tek olur. Neden? Bak hemen kendin kafandan yap. Atıyorum buradaki değer önemli değil. Sen kafandan yap. Çifte 2 ver. Teke 1 ver. 2 eksi 1. 1. Bak bitti mi? Tek. O zaman A çarpı B ifadesi tekmiş. Bak soru ne kadar basitleşti. Tamam A çarpı B tek. Buraya kadar bulduk mu bulduk. Hemen tanım kümesine bakıyorum. A, B ve C tam sayı. Tamam. Eğer yani bunu vermeseydi çünkü rasyonel olabilir, irrasyonel olabilir. Tamam A çarpı B eşittir tek. Peki sen şunu biliyorsun, tek de bir şeyin iki şeyin çarpımı nasıl tek oluyordu? Şöyle üç durum vardı. Hemen, bak geldim, geldim üç durum var. Şu ikisi aynıysa tek, ancak ikisinin de tek olması durumunda tek oluyordu. O zaman A da tek, B de tek. A tek, B tek. Bak buraya bakmayabilirsin. Sonuca hemen gel. Ee, i̇stersen bir ver, teki e bir ver. Hemen A çarpı 1. A'ya da bir, B'ye de bir verebilirsin. Hemen tek gördün mü? Sonuç hemen tek geldi. İstersen A'ya 2 ver. 2 çarpı 1. Bak çift oldu. A'ya 2, B'ye 2 ver. 4 oldu. Tek yine çift oldu. Tamam. A tek, B tek. Bunu öğrendik. Şimdi gelelim e, soruya. A artı B tek tam sayıdır diyor. Şimdi A artı B gerçekten tek tam sayı mı? Yani adam bize burada neyi soruyor? A tek, B tek. Tek artı tek. Tek midir diyor adam bize. Tek midir diyor. E ben hemen bunu biliyorum. Tek artı tek. Şu ikisi de aynıysa ben buna ne diyordum? Hemen çift. Hani ikisi de aynı ya. Bak burada ikileri aynı olanların hepsi çiftti. A, A artı C çift tam sayıdır. Buna bir şey diyemezsin. Neden? Çünkü C hakkında bir şey bilmiyoruz. C hakkında bir şey bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü iki C ifadesi çift. Ama C tek mi çift mi bilmiyorum. Çünkü C atıyorum bir de olsa... 2 de olsa 2 çarpı 1, 2, 2 çarpı 2, 4 çift oluyor. Yani C tek de olabilir, çift de olabilir. O yüzden C hakkında bir şey diyemem. Bu sorularda şu C hakkında bir şey diyemiyorsun ya direkt C olan ifadeyi hemen silebilirsin. Sildim. C hakkında. Burada da C var. Gitti. A artı B artı C mi var? Gitti. Bak cevabımız hemen çıktı. Görüyor musun? C hakkında bir şey diyemem. Hemen direkt C olan ifadelerin hepsini silmen lazım. Çünkü C hakkında hiçbir şey diyemeyiz. Gelelim A eksi B çift tam sayıdır. Şimdi A tek, tek eksi tek çift tam sayı mıdır diyor. E hemen gelin bakalım. İkisi aynı olursa ne olur? Çift. Gerçekten de öyle. 1'e 1 bir koy. 1 eksi 1 eşittir. 0. Ne oldu? Cevabımız C çıkmış oldu. Buradaki nüans neydi? C, C hakkında bir şey söyleye mememiz arkadaşlar. Tamam mı? O çok önemli. C hakkında bir şey diyemezsin. Gelelim 6. soruya. Yavaş yavaş sorular da iyi oluyor. Ha bak bu sorular çok önemli senin için. PDF'de de bıraktım. Sen beni çözdükten sonra, dersi dinledikten sonra iyi şekilde o soruları tekrardan çözersin. Daha iyi pekiştirirsin. Önemli olan KPSS'de iyi enet elde etmem ve bu konudan da kesinlikle soru geliyor. Unutma bunu X, Y ve Z tam sayıdır dedi. Tam hükümemizi vermiş. O oh, çok şükür. Tamam rafık. Devam ediyoruz. Y çarpı X artı Y çarpı Z eşittir 15 ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Şimdi ben sana bir, de, bir önceki videoda da söylemiştim. Ne soruda ortak eleman varsa sen bu ortak elemanı bir önce ayır. Tamam mı? Ortak elemanı ayırırsan sorun senin için çok e, güzel yöne kayar. Burada ortak eleman ne? Y çarpı x artı y çarpı z. Ben y parantezini alırsam ne geliyor? Y çarpı x var ya burada. Y'yi ben buradan aldım. O zaman burada x kaldı. Artı dedim. Y'yi ben buradan aldım. Z kaldı. Sonucum neymiş? 15. Bak parantezi aldım ama hani yine aynı sonuç çıkıyor. Y çarpı x artı y çarpı z. Gördün mü? 15'e eşit olmuş oldu. Şimdi sonucumuz ne? Tek doğru mu? 15 tek ifadesi. Sonu birler basamağı 5 ile bitiyor. E sonucun tek. Sen e, bir şey çarpıyorsun. Daha demin de gördük. Sonucun tekse ve burada da çarpım ifadesi var. Y ile bunun ikisini çarpıyorsun ya. O zaman bunların ikisi de nedir arkadaşlar? Tektir. Yani şurası da tektir. Burası da tektir. Daha demin gördük ya tek ifadesine hemen 1 ver. 1 çarpı 1 hemen 1 tek değil mi? Burada da mesela tek 15. Burada tek olması tekse o zaman burada da tek çarpı tek olması lazım. Hemen direkt buradan da ben sana getiriyorum. Tabii kaçmak yok. Kaçmak yok. Of deme. Püf deme. Bak tek çarpı tek eşittir tek. Sadece çarpımlarda ikisi de aynı olursa tek oluyor. Bir yere kaçmak yok. Bunları hep göstereceğiz. Yani ben bunu bir defa ayarlamışım. Tek. O zaman y'ye tek diyebiliyoruz değil mi? Biz y'ye tek diyebiliyoruz. Peki x artı z'ye ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? x artı z. Bu şurası tek değil mi? Peki toplamda tek olması için ne diyoruz? toplamın ifadesinin tek olması için bak hemen buraya geldim. Ya tek artı çift ya da tek eksi çift olması. Yani burada toplam olduğu için biri tek ya, bak ya x tek z çift ya da x çift z tek doğru mu? Değer var. 1 2 3 tek 2 1 3 tek gördün mü? Tam buraya ikisine çift çift verirsen 2 2 4 olmaz. Tek sonuç tek çıkmaz, çift çıkar. İkisine de tek verirsen yine çıkmaz, sonuç çift çıkar. Şimdi gelelim soruda söylenenlere. A şıkkı x artı z çift sayıdır diyor. Bir defa x artı z'yi biz bak burada tek sayı olarak bulduk. A şıkkı sen bir git ya lütfen. Z tek sayıdır diyor. Şimdi z tek sayı z tek sayı olabilir. X çift, z tek sayı da olabilir çift sayı da olabilir doğru mu? Evet o zaman olabilir bu sadece doğrudur değil. Olabilir olmayabilir x tek sayıdır diyor. Hemen D şıkkına geçtim. x tek sayı mı? Hani bunun tersi ya. x tek sayı da olabilir, çift sayı da olabilir. Doğru mu? Peki y çift sayıdır diyor. Biz y'yi ne bulduk? Kapı gibi tek bulduk. Sonucumuz cevabımız neymiş? C. x çarpı z çift sayıymış. Neden? Çünkü x'in birisi. bak x'e tek tek ya x ya tek ya da çift olacak değil mi? E, x tek olursa z çift olur. x çift olursa z tek olur. E tekle çiftin çarpımı çift sonucunu vermez mi arkadaşlar? Hemen gel de dene. 1 çarpı 2, 2. 2 çarpı 1, 2. Gördün mü? X çarpı Z çift sayıdır. Bunun hakkında konuşmuş oluyoruz. Cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Gidelim. A, B ve C doğal sayıdır. 4A artı B bölü C eşittir 2 ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demişiz. Şimdi bu, bu tarz sorularda ne yapıyorsun biliyor musun? Bu tarz sorularda yani rasyonel bir ifade bırakmıyorsun. İçler dışlar çarpımı yapıyorsun. Tamam mı? İçler dışlar yaparsam 4A artı B eşittir 2C. Bunun hakkında bir var ya. 1 şu 4A artı B'yi çarptım. 2 ile de C'yi çarptım. Şimdi buradan ben ne söyleyebilirim? Buradan şunu söyleyebilirim. Direkt bu ifade çift. Tamam Bu ifade çift. Bu ifade de çift. Neden? Direkt hemen başında 4 var 2 var. 2'nin 2 katları olduğundan dolayı bu ifade de çift e, o ifadede 2C ifadesi de çift. E tamam ben burada o zaman e, yapacağım şey husus ne? 4A artı B eşittir 2C çift çift. E, sonucu da çift çıkıyormuş. E çiftin neyin, neyin toplamı çift çıkıyor arkadaşlar? Hemen getiriyorum. Kaçma bir yere. Hemen getiriyorum. Çift hem çift olacak sonu da çift olacak. Çift çift. Toplam olacak değil mi? Aynı şekilde. E, bir tanesi çiftse o zaman e, B de otomatikmen ne olacak? Çift olacak doğru mu? Şimdi toplam ifadesi var ya, e bir tanesi çift, sonuç çift. O zaman bir tek bu olaya geliyor. Bir de çift olması lazım B'nin çift. İstersen hemen dene. Burasını çift olarak 2 ver. Burası B olsun. E burası da çift olarak 4 olsun. E B o zaman çift olmak zorunda. ki 4 ifadesi çift ifadesine ulaşsın. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Direkt A şıkkı çıktı zaten. B çift sayıdır diyor kesinlikle doğru. A tek sayıdır. A ve A ve C hakkında bak bu çok önemli. A ve C hakkında bir şey denemez. Bir şey denemez arkadaşlar. Neden? Çünkü 4 A'lı 2 C'li. Bu ifade direkt çift. A işte A tek de olabilir çift de. C tek de olabilir çift de. O yüzden A hakkında C hakkında bir şey denemez. Bak A, C, C. Bir tek B şıkkıyla C şıkkıyla A şıkkı kalıyor. B tek sayıdır diyor. Hayır B çift. Direkt A sorusuna A şıkkı çıkmış olur. Gör arkadaşlar. Bu soruyu da hemen yapıp hemen çıkıyorum. Tamam mı? Hemen gidiyorum. A kare artı 9 sayısı tek sayı ise aşağıdakilerden hangisi daima çifttir diyor arkadaşlar. Şimdi A kare artı 9 sayısı tek sayı ise e, aşağıdakilerden hangisi daima çifttir? Şimdi A kare artı 9 artı 9 eşitmiş tek. Tamam mı? Şimdi 9 ifadesi ne? Tek sayı. E, direkt ben sana söylemiştim. Tek sayı tek sayı ile topluyorsun A Bak tek sayıyla topluyorsun tek gelecek. Nerede tek sayıyla topladığın zaman tek geliyor? Bana söyle buradan. Demek ki biri çift biri tek. Biri çift biri tek olduğunda toplamda tek oluyor. E birisi zaten tek burası. O zaman A ifadesi neymiş? A kare ifadesi çiftmiş arkadaşlar. Gördün mü? A kare ifadesi çift. E o zaman A kare ifadesi çiftse e ben A hakkında bir şey diyemem. Neden bir şey diyemem? Çünkü tanım kümesi verilmemiş. A, A belki kök 2 olabilir. Kök 4 olabilir tamam mı? Sark farklı söylüyor ama A kare çift. E akara çiftse, A kare çiftse A'nın karesinin karesi işte A üzeri 4 de çifttir. Anlatabildim mi? A üzeri 8 de çifttir. Ben sadece bunu söyleyebilirim. Başka hiçbir şey söyleyemem bu ifadede. E geldim baktım A üzeri 7 artı 8. Bu çift A üzeri 7 çift tek bir şey diyebilir miyim? Hayır diyemem. Ben sadece A karenin çift olduğunu biliyorum. O zaman bunu geçtim. A artı 3 aynı şekilde diyemem. A üzeri 5 aynı şekilde diyemem. A üzeri 9 aynı şekilde diyemem. Ama A kare burada ne var? A karenin karesi A üzeri 4. Şu A üzeri 4'ü ben A'nın karesi artı karesi yaparım. Artı 18 burası çift. Burası da çift. Sonuç ne olacak arkadaşlar? Çift olmuş olacak. Yani cevabımız C şıkkı olacakmış. Yani bu tarz sorularda sen ne yapıyor Bu a kare 9 tekse hem burada tek çift durumunu buluyorsun. a kare çiftse burada da a kareye benzer ifade arıyorsun. Diğer ifadeler daima e, çift tek hakkında bir şey diyemezsin. Çünkü adam tanım kümesini vermemiş. Bir önceki sorularda kesirli ifadeydi. Hiçbir zaman kesirli bir ifade soruda bırakmıyorsun Rafık. Tamam mı? Tamam burası muazzam. Bu konuda sadece negatif ve pozitif sayılar kaldı. Onu da diğer videoda kısa şekilde öğreneceğiz. Hemen bundan sonra diğer videoya geç. Konun yarım kalmasın. PDF'i de almayı unutma. Aman ha videoyu beğenip de abone olmayı da unutma. Eğer sana fayda sağladıysa hadi kendine iyi bak. Görüşmek üzere arkadaşım.